Dünkü toplantıda çok ilginç, toplantı dedim özür dilerim, canlı yayında çok ilginç bir de olay ortaya çıktı. Neden ilginç? Çünkü bu konuya ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu böyle bir şey yok dedi bana demişti. Yani aslında CHP lideri yapmış olduğu açıklamayla Davutoğlu'nu yalanlamış oldu. Konu ne? Konu 14 Mayıs'ta 28 Mayıs arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi ile Ümit Özdağ ile genel başkanı ile yapılan mutabakat. Geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ bize 3 bakanlık ve MİT müsteşarlığı verilecek konusunda Kılıçdaroğlu'yla anlaşmıştık demişti. İşte o konu elbette soruldu bu canlı yayında da ve ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokol. Öztürk ve danışmanlarım dahil hiç kimse protokolü bilmiyorlar diyerek CHP lideri Özdağ doğrulamış oldu ve arkasından da tepkiler durmadı elbette. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik. Hayırlı olsun. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı. Slogan da fena değil. Birleşe birleşe kazanacağız. Özdağ, Kılıçdaroğlu'yla kamuoyuna açıklanmayan yazılı bir mutabakatta 3 bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı konusunda anlaştıklarını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu o iddiaları yalanlamadı. Özdağ'la aralarında özel bir protokol olduğunu onayladı. Sizin Sayın Ümit Özdağ'la aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı efendim? Var. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak geçtiğimiz günlerde Özdağ'ın mutabakat iddialarının doğru olmadığını söylemişti. CHP lideri Öztrak'ın söz konusu mutabakattan haberi olmadığını söyledi. Her iki protokolde de 3 bakanlık ve MİT müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde yer almamaktadır. Öztrak protokolü bilmiyor ki. Öyle mi? Danışman dahil kimse bilmiyor. Danışmanınız dahil kimse, sadece ikinizin arasındaydı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri akıllara Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Özdağ'la yapılan protokole ilişkin yaptığı açıklamaları da getirdi. 3 bakanlık falan geçmedi o dönem. Sadece 1 bakanlık üzerine konuşulduğu zikredilmişti. Daha çarpıcısını söyleyeyim, bugün de sordum. Gerek seçim döneminde gerek seçim sonrası demokrasi birliğine zarar verecek söylemler ve hareketlerde bulunan İYİ Parti cephesindense Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki geldi. İkimizin arasında evet imzalandı, evet bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, biz sahada kendisi için o isterken meğer o Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor ifadelerini kullandı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Zafer Partisi'ni karanlık dehliz olarak tanımlamak terbiyesizliktir. Karanlık olan FETÖ'nün İçişleri Bakanlığı'nı %100 ele geçirmesini sağlayan kişiyi, ordudan birinci sıra aday gösteren, Kaşif Kozanoğlu'nu öldürten kişinin yeğenini milletvekili yapan, Fırat'ın katiline burs veren AKP'liyi milletvekili yapan, Melih Gökçe'nin en iyi adamı kömür mafyasını milletvekili yapan, borsa spekülatörü küfürbaz AKP'liyi milletvekili yapan, parti mi, aile şirketi mi belli olmayan mensup olduğum partidir. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olmadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum diyerek Özdağ'la yapılan protokolü eleştirdi. Herhalde dün akşamki canlı yayının en güzel görüntülerini getireceğiz ekrana. En sevimli görüntülerini de diyebiliriz yanı sıra. Hemen o zaman bir bakalım televizyon ekranına. Ümit Özdağ meselesi de var dedik, konuşacağız diye. Ama öncesinde bu meseleyi bitirmeden önce Ümit Özdağ meselesi de var dedik konuşacağız diye.